Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Steflasyon endişeleri piyasayı tedirgin ediyor. Hemen kısa bir bilgi vereyim steflasyonla ilgili. Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlarda da hızla yükselişler söz konusu. Hafta başında gelen sert satışların ardından Amerika Birleşik Devletleri borsalarında toparlanma sinyalleri devam ederken dün Dow Jones endeksi seans içerisinde %0,83, S&P 500 %0,82 ve Nasdaq da yükselişini %0,92 seviyesine gerçekleştirdi. Covid vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte gelen kayıpların kazanca dönüştüğünü görürken tahvil piyasalarında da 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin Son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle satışların daha da hızlandığını gördük. Tahvil piyasalarında yaşanılan yüksek volatilitenin düşük büyüme ve geçici diye adlandırılan enflasyonun daha uzun süre ekonomide yer bulacağına dair beklentilerle birlikte artış gösterdiğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomistlerin ekonominin steflasyon maruza kalabileceğine dair görüş bildirmeleri, enflasyon verisinin son iki dönemdir beklentinin üzerinde gelmesi ve artan endişelerle beraber steflasyonun muhtemel olduğu öngörülüyor. Yılın ilk çeyreğinde tahvil piyasalarında görülen fiyatlamalardaki korkutucu senaryonun geride kalmasının yanı sıra yatırımcılar yüksek tahvil getirilerinin piyasalara vereceği zarardan ziyade yükselen tüketici fiyatlarına odaklanmaları söz konusu. Büyüme ile ilgili olarak uluslararası para fonu başkanı yani IMF'nin başkanı Georgieva bu ay açıklanacak 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahmininin Nisan ayında görülen %6 seviyesiyle aynı olduğunu ancak bazı ülkelerin daha hızlı bazılarının ise daha yavaş büyümesinin beklendiğini ifade etti. IMF 27 Temmuz'da Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyecek. Son olarak da Nisan ayında yayınlanan raporda küresel ekonominin 2021 yılında %6 ve 2022 yılında da %4,4 büyüyeceğini tahmin etmişti. Tokyo Olimpiyatları ile ilgili 23 Temmuz itibariyle başladığını söyleyebilirim. Tokyo'da 23 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2021 Yaz Olimpiyatları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Toplam maliyeti itibariyle tarihin en pahalı Olimpiyatı organizasyonu olduğu belirtilirken Son zamanlarda vaka sayılarının küresel ölçekte artışa geçmesiyle birlikte çok sıkı tedbirlerin alındığını söyleyebilirim. Alınan önlemlere karşın organizasyon komitesi Tokyo Olimpiyatlarına akredite olmuş kişilerden koronavirüs vakasına yakalananların sayısının 79'a yükseldiğini açıklarken ülkemizde salgının son durumu ise Kurban Bayramı nedeniyle test sayıların azalmasına rağmen vaka sayılarındaki artışın görülmesi endişeleri de beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli ifadelerini yer aldı. Şimdi dünya para piyasalarının Teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda yurt dışında görülen vaka sayılarının artmasıyla beraber Türkiye'de de vakaların artış göstermeye devam etmesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamanın önemine değinmesi, vatandaşları dikkatli olmaya çağırması da dikkatlerimizden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para piyasası kurulu toplantı tutanaklarında enflasyona ilişkin ifadelerin ağırlığı dikkat çekerken enflasyonun oranında üzerinde politika faizinin korunacağına dair ifadelerde yinelenmiş oldu. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,68 Türk lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,50 ve 8,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro bölgesi için Euro Türk Lirası'nda Bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısını yakından takip ediyorum. Artan tüketici fiyatları ile ilgili açıklamalar ve parasal genişlemenin seyriyle ilgili yorumlar merakla takip edilirken Türkiye'de tüketici güven endeksi azalış göstermeye de devam etti. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,05 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlamakta zorluk çeken ons altında düşük büyüme ve yüksek enflasyonla birlikte steflasyon endişelerinin arttığı görülüyor. Tahvil fiyatlarındaki yüksek oynaklık tahvil piyasalarında hissedilirken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1810 ve 1825 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1795 ve 1785 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Ons altında görülen yatay seyir devam ederken 1800 dolar üzerinde tutunamayan ons altında baskıların oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 500 Türk lirası ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz açıklamalarını yakından takip ederken son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artan konut fiyatları nedeniyle Fed'in radarında olan konut verileri beklentinin hemen üzerinde 1,643 milyon olarak açıklandı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1815 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1770 ve 1,1745 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 2,103 milyon varil azalış gösterirken OPEC Plus toplantısından günlük üretimin 400 bin varil artırılacağına dair açıklamaların gelmesinin ardından petrol fiyatlarında da sert bir geri çekilme yaşandığını gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.